Seçim sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor Erdoğan. Yani seçim sonuçlarının yarattığı havayı esas olarak temizlemeye çalışıyor. Çünkü seçim sonuçları malumunuz Erdoğan için çok böyle hani tahammül edilebilir bir vaziyet yaratmadı. AK Parti tarihinde ilk defa işte birinci parti olarak karşımıza değil artık Türkiye siyasetinde değil. Onun yerine CHP birinci parti olmuş durumda. Büyük bir seçim yenilgisi var. Dolayısıyla öncelikle atmosferi değiştirmeye çalışıyor. Yani bu çalışıyordur herhalde. Demek istediğim şu, yani bunu unutturmaya çalışıyordur Türkiye kamuoyuna. Yeniden kendisinin böyle muktedir olduğunu, Türkiye siyasetinde ana oyun kurucunun kendisi olduğunu göstermeye çalışıyordur. Bence biraz kontrol halen bende duygusunu vermek istiyor. Dolayısıyla ilk etapta yapmaya çalıştığı şeyin 31 Mart'tan sonra oluşan atmosferi biraz kendi lehine temizlemek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bundan da ibaret değil bence Erdoğan'ın yapmak istediği. Önümüzdeki döneme baktığımızda Erdoğan artık şunun farkında. Yani 2015'le ya da 2016'da belki açılan dönem kapanıyor Türkiye'de. Yani o milli yerli rejim denen ucubeyle gidebildiği yere kadar gitti Türkiye. Kurumsal düzeyde baktığımızda AK Parti MHP ortaklığının aslında bir sonuna gelindiği anlamına geliyor ve en azından bir iktidar üretmeyeceği anlamına geliyor önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde. CHP ile yapılan bu görüşme vasıtasıyla aslında diğer aktörlere de bir alan açmış durumda Erdoğan. Sizin öne siz peki baktığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir oyun kurmaya hamlesi içinde olduğunu düşünüyor musunuz? Elbette ya, yeni bir oyun kurmaya çalışıyor. Bunda daha çok 31 Mart seçimleri tabii sonuçları ciddi bir tetikleyici olmuştur. Bana kalırsa Erdoğan'ın derdi yeni bir cumhuriyet oluşumu ve kendisinin bundan sonra kadrolarının, seçeceği kadroların aile çevresi, cumhurbaşkanlığı çevresi vesaire vesaire bütün bu artık bugünkü çevresi ve ötesinde kendi seçeceklerinin yöneteceği bir Türkiye, bir yeni cumhuriyet mirası onun aklındaki. Kendisi yumuşama diyor malum, normalleşme veya başka bir şey, daha Türkiye'nin eski normalleşme denilse Türkiye'nin bir olması gereken veyahut da eski daha pozitif bir normali vardı ve ona en azından bir dönebilme, ona aslında rücu edebilme hali var. Ama yumuşama dediğinizde o gerginliği düşürüp daha kendine müzakere alanı açmak. Neyi müzakere edeceksiniz? İşte bu benim bahsettiğim mirası tahkim etmeyi, yeni cumhuriyetin kalıcılaşmasını, Erdoğan Cumhuriyeti. Vahap Coşkun, Erdoğan bir oyun mu kurguluyor diye sormuştum Sezin Öne'ye. Eğer o kurguluyorsa Özgür Özel'in bir karşı hamlesi de var mı? Ya da öyle görünüyor mu? O çerçeveden bakarak değerlendirmek mümkün mü? Zaten siyaset her daim yeni oyun kurgulamayı gerektiriyor. Ortaya çıkan her türlü sonuçlar sizin yeni bir pozisyon almanızı, bu pozisyonda belki aktörlerinizi değiştirmenizi de beraberinizi getirir. Dolayısıyla Erdoğan da bir oyun kuruyor, Özgür Özel de bir oyun kuruyor. Ve bu oyun kurmayı sağlayan en önemli dinamik de hem Mesut Hoca hem Sezin Hanım ifade ettiler, 31 Mart seçimleri. Yani eğer 31 Mart seçimlerinde iktidar eski gücünü korumuş olsaydı, muhalefet bu seçimlerden mağlubiyetle çıkmış olsaydı, bugün çok büyük bir ihtimalle bir normalleşme ya da yumuşama diye bir gündemimiz olmayacaktı. İktidar kendisine kazandıran bu siyaset üzerinden yürümeye devam edecek ve muhalefeti elden geldiğince kıstırma yönündeki çabalarını sürdürecekti. Ama 31 Mart'ta seçmen bence yepyeni bir kapı açtı. Yani siyasetin zorlanacağı bir kapıyı açtı ve herkes yeniden bir siyaset belirlemek durumunda kaldılar. AK Parti 2016'dan bugüne kadar sürdürmüş olduğu siyasetin sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde seçimi kazanmasının ciddi bir tehlike altında olduğunu gördü. CHP ise geçmişe kıyasla daha normal bir siyaset izlemenin kendisine alan açtığını gördü ve bunun üzerinden bir siyaset geliştirildi. Ben normalleşmenin veya yumuşamanın adına ne denilirse ben aslında aynı şeyin murad edildiğini düşünüyorum. Seçmenin bir talebi olduğunu düşünüyorum. Ve seçmen bu talebini halen sürdürüyor. Dolayısıyla siyasal partilerin
buna sırt çevirmesi, bunun dışında bir siyaset yürütmesinin imkanı ve ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yine her iki lider, hem Erdoğan hem Özel, bu süreci bozan veya bu süreci sekteye uğratmak isteyen biri gibi görünmek istemiyorlar. Bunun ardında da bence seçmenin bu normalleşme talebi yatıyor. Ve aynı zamanda her iki aktör de süreci kendilerine en az maliyetle sürdürmek istiyorlar. Veya bu süreçten maksimum kar elde edip minimum zarara çıkmaklarını da bir siyaset izliyorlar. Şimdi bu hani maliyetli 20 yıllık iktidarın maliyetini tamamıyla CHP'ye yüklemek gibi bir gündemin olduğunu ben de düşünmüyorum Erdoğan.